Herkese günaydın arkadaşlar. Gerçekten günaydın çünkü bu kadar erken uzun zamandır kalkmıyorum. Saat 9.35 benim için çok erken. Uykumu bir de hiç alamadığım için erken aslında. 3-4 gibi yattım. Onun da etkisi var. Tam ayılamadım. Şimdi niye bu saatte kalktım derseniz saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Lazımdı artık saçlarımı bir boyatayım. Ayılamadığım için şu buz gibi. Şimdi buzlukta tutuyorum. Şu an bunu çoktan iptal etmiştim uyuyorum diye gerçekten. Hiç acımazım ama dedim ki saçlarımdan hiç memnun değilim ve şu an değilse ne zaman ireceğim. O yüzden ertelemeye gerek yok. 2 dakika uyumayayım yani bir zahmet. O şekilde siz bugün neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ceren de olacak bugün benimle. Güzel birkaç saat geçireceğiz. Umarım sizler birlikte şöyle. Bunu yaptıktan sonra çıkacağım şu iki kremimi de sürüp. Arkadaşlar şu Kiehl's'in Creamy Eye Treatment with Avocado dediği göz altı kremi. Yani muazzam. Gerçekten muazzam. O kadar iyi ki hem renk eşitlemede bence bayağı yardımcı oluyor. Dün gözlerim altı çok koyu halkaydı. Hem de aşırı güzel nem veriyor. Ve ben bunu böyle bol bol sürüyorum. Çok yumuşacık bir göz altına sahip oluyorum. Ve bilmiyorum bence gözlerim altına da iyi geliyor. Şöyle zaten gözlerin altına sürdüğünüzde açık bir renk. Yani böyle beyazımsı parlak. O da güzel oluyor. Yani hafif concealerımsı oluyor ama. Mesela bakın şöyle bir. Anladınız mı? Çok güzel. Dün gece yatmadan önce bu ikiliyi sürdüm. Gerçekten kalkma cildim çok güzeldi. Gözlerim altı ferahtı. Ve bir de şu Bigger kremi kullanacağım. Bayağıdır bunu kullanmıyorum. Normalde kullanıyordum rutin bir şekilde. Ama cildimde dün sivilceler sıktım ve cildim gerçekten dün kıpkırmızı böyle izler, renk eşitsizlikleri vardı. Şunu bir süreyim dedim. Sabah şu an cildim çok iyi. Normal bu cilde uyanamam. Yani gerçekten bu kadar bilmiyorum. Çok çok iyi etkisini hemen gösteren bir krem. Kesinlikle şans vermeniz gerekiyor bu iki ürüne. Şöyle. Bu güneş lekelerinden koruyor. Renk eşitsizliklerini eşitliyor. Atıyorum benim şu dolgudan dolayı bıyıklıymış gibi görünen kararan bölgeme sürüyorum. Hamilelik izlerini çatlaklarına bile geçiriyor. Makyaj yapmayacağım zaten. Direkt çıkıyoruz. O zaman hemen ben toparlanayım. Çanta falan filan. Çıkalım. Evet. Şimdi saçım boyandı. Bekliyoruz. Heyecanlı. Bizim mahalle kuaförümüz. Hakan abi. Göztepe benzinin oralarda. Öyle yani. Şimdi bekliyorum. Tek ben varım. Ceren de şimdi geliyor yolda. Evet. Saçımı saçlarım için mutluyum. Yani de güzel bir çekim var. O yüzden saçlarımı yapmam gerekiyordu. Tek renk. Oha simsiyah görünüyor. Evet arkadaşlar biz şimdi Ceren kuaföre geldi. Oradan da şimdi eve geldik. Kuaför pek bir şey çekmedim gördüğünüz gibi. En son boyandı. Son hali bu şekilde. Simsiyah durması dışında bir sorun yok. Yani normalde dibimden birkaç ton koyu yaptık. Yani diplere hiç sürmedik. Koyu kahve işte yani. Akacak tabii ama. Akmaz umarım. Çünkü kızıllarım ve sarılarımdan bıktım. Şimdi kahve yaptık. Kahve içiyoruz. Öyle. Evde kimse yok. Partilemeceye. Kanka siyah. Akacak ama. Kötü değil ki. Kanka çok siyah değil mi ya? Hayır bence bayağı iyi. Makyajı falan taş gibi oldu. Değil mi? Ama şu an çok iyi duruyor. Ceren seni kısaca. Sapanca'dan kuaföre geldiğime inanamıyorum. Ve kuaförde uyuduğuma inanamıyorum. Bu hayatı seviyorsun mu kanka? Sevmesem emin olduğumda yapmazdım diye ben de düşünüyorum. Evet, senin için iyi. Evet, şimdi az sonra çıkacağız. Ay bu arada saçlarıma bayıldım. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Böyle yüzüm böyle bir parladı. Biraz sert bir görüntü bence verdi. Zaten yeterince sert ve sinirliyim. Şimdi usturayla tüylerimi, bıyıklarımı alıyordum. Şunu önermek istiyorum. Naskita olması lazım. Ben gratis'ten almıştım ama online'da da vardı mutlaka. İkili satılıyor. Yani gerçekten benim kullandığım en kaliteli, en dayanıklı, güçlü. Yani böyle benim diğerlerin hepsinin böyle jileti yerinden çıkmıştı. Çok da tehlikeli bir durum aslında. Kolay kırılabiliyordu. Bu çok kaliteli ve küçük olması daha güzel böyle hareket etmemi sağlıyor. O yüzden şunu da önereyim dedim. Ve çok soruyorsunuz bana işte ustura daha sert çıkarıyorum diye. Yani ben de yapmıyor.
tam tersi azaltıyor. Evet, kıl köklerini daha fazla yapıyor ama tüylerimin rengi simsiyah olmuyor bıyıktaki şey ağdının yarattığı. Mesela şöyle. Ve bunun jilesi daha kaliteli, böyle o ölü deriyi de alıyor. Şeftal tüylerini de alıyor. Çok bastırmadan yapın çünkü cildiniz kesersiniz. Ben böyle çok havadan zaten görüyor tüyleri. Şu favorilerimi de bunu alıyorum. Onu da hiçbir şey yapmıyorum. Bu bayağıdır 2-3 haftalık bir görüntü bu arada. Her gün almıyorum. Evet, şimdi tüm tüylerimi aldım. Dudağıma bir vazelin sürdüm. Şöyle bir vazelin vardı. Böyle kokulu. Bir de bu Selenis'in kremini çok seviyorum. Gerçekten müthiş bir nem ve ışıltı veriyor cildinize. Şöyle bunu süreceğim. O cildim kurudu çünkü. Şimdi jilet yaptığımız için. Güzel bir nemlendiriciyle destekliyorum. Daha da bir şey yapacağım çünkü jilet böyle deriyi birazcık hassaslaştırdığı için yakabiliyor cildiniz bazı şeyler. O yüzden sevdiğiniz bir kremle bitirin bu işi. Burun kenarlarımı birazcık kesmişim. Onlar şu an acıyor. Evet, şimdi bu kadar. Az sonra makyaj yapacağız. Evet, şimdi giyindik Ceren'le. Makyaj yapacağız. Şu kadar altını bir sileyim ya. Hava bayağı esiyor bu arada ceket. Hani var mı? Şu ikinci çekmecede. Bak, her gün diş fırçalamak, sünger yıkamak. Aa, diş fırçalamak. Ya fırça oraya koydum ve neyse, bir daha sürerim krem. Ya ne oluyor bu şuran senin? Sen bütün yüzünü mü yıkıyorsun? Bana bakın ama. Çok güzel değil mi? Aa, İrem bana bak. Kapak kayıp. Hastalığımız doya doya moda izlemek. Yani gerçekten. Ama yani acı hastalığı değil. Sinir çok geriliyoruz. Evet. Çok sinirleniyoruz. Sinir oluyoruz. Tutuluyoruz millet orada yapılanlara. Ama zevki de veriyor yani. Yerine telefonu içeride yazarlarsa ve ararlarsa. Sessizde mi? Ha. Kandım şu an. Geçen gün düştüm. Ayağım kaydı havuzdan çıkınca. Sağ parmaklarımı kırdım. Ama sargımı çıkarttım. Çünkü kemiklerim birbirine değdikçe daha çok acıyor. Ama elimi kırmakta güç çekiyorum ve canım acıyor. Bu bilgiyle ne yapıyorsunuz yapın. Evet, yaz. Evet. Ne sürdün? Kendi kapatıcımı. Bayağı iyi kapattın. Gözümün şekli ortaya çıktı. Gözaltı botoks yaptıralım mı? Ne için? Aydınlık görüntü için. Işın olur musun? Işık mı? Işın mı? Her ne? Ay, ışığıydı da değişmiştir artık. O çok eski modada kaldı. Saçmalama. Nasıl? İyileri vardır yani. İyidir. Oha, şuna bak, hiç mavi görünmüyor. Bacağından ter akıyor. Ne? Ter akmıyor da yani. kremlendim ya bir de. Hı. Yapış yapışım. Tamam, biz hazırlanalım dostlarkiler. Dışarıda görüşürüz. Ceren'in telefonuyla. Şimdi eve geldim. Deniz'le beraber yemek hazırlıyoruz. Yeni bir şey bulduk. Onu da size gösterecektim. Bayağı da uygun fiyatı. A101'de çıkmış soyalı mantı etsiz. Eğer vejetaryen ve vegansanız tüketebilirsiniz. Şimdi tadına bakacağım ilk defa. Şimdi onu yaparken göstereceğim. Ali biçiminde Paris Villon izliyoruz. Bir yurt dışı. Keşke gidebilsek. Şu şartlarda biraz zor ama. Şimdi paket nerede? Paket dolapta. Aşkım, bakım mı yapıyorsun aynı zamanda bir de? Şimdi bir iki paket aldı. Bir de böyle çok çıkmış. Deniz çok merak etti. Ekmek kadayıflı dondurma. Çok güzel. Cidden mi? Tamam, o zaman hemen şey yapalım. Şu
şöyle soyalı yazıyor. Etsiz değil mi yani, eminiz? %100 eminim şu an. Niye yüzün ekşidi? Ay çok, çok iyi görünüyorum. Geldi. Maşallah. Bol tepeleme. Aşkım bu mantıyı neyle alalım? Süzgeç bir şey var mı? Baharat ne koyayım? Sos, salça bir şey koyayım mı? He? Son halini göstereceğim. Çok güzel görünüyor. Evet, şimdi tadına bakacağım. Paris Lyon aç. Açayım ben. Bir dakika, sesini açayım. Nasıl? Bence bayağı güzel. Bayağı. Etsiz olup güzel olacak max mantı budur. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki gündeyiz. Şimdi Ceren'le birlikte Alp Kavası olduğuna gideceğiz. Orada bir reels çekeceğiz, makyaj bir şeyler yapacağız. Çok heyecanlıyım ama böyle bir boğazımda bir alerjiyle uyandım. Ay içmek istemiyorum. İçki diyecektim. Kimyasal bir şey içmek istemiyorum şu an. Hava çok kötü. Güneşli ama bayağı gri bulutlar var. Yine umarım yağmura yakalanmayız. Şimdi çıkacağız. Bir yarım saat 40 dakikaya orada olmamız lazım. Çok da yakın oturuyormuşuz. Ay çok heyecanlıyım. Makyajsız çıkmak ama çok rahat çünkü ben yapmayacağım bugün. Bakalım, böyle bir değişim reels'i çekeceğiz. Zaten herhalde konmuş olur çoktan. Böyle. Ojelerime de bayıldım. Flor Mor'un şu ojesi. Numarası FC19. Cildimi nemlendirdim. Kahvaltımızı ettik. Kahvemizi içmedik. Bakalım onu artık nerede kısmet olacaksa. Şimdi çıkıyoruz. Annemler de bugün geliyor. Çok heyecanlı. Güzel bir gün. Yarın da zaten Dudağa gidiyorum. O çok çok heyecanlı benim için. Evet. O zaman en yakın anda görüşürüz. Arkadaşlar tam geldik. Yaklaştık. Çok fena bir yağmuru bastırdı. Ve şu an fırlayacağız. Evin en dibine kadar geldik. Yer bulduk ama. Evet. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ceren küfür etme. Tam kapıyı aç hadi. Ben buradan gidiyorum. Nasıl çıkacağım ya? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. Sıkamız, üstümüzü değiştik ve fönlü bilerek gelmeme rağmen saçlarım şu an çok kötü. Şimdi çekime başlayacağız. Size şöyle koyayım. Sen kendini davranmadın abi. Yaparım. Teşekkür ederim. Bu tüm şey, temiz bizim ıslah. Bu da var. Bu daha rahat olacak. İyi yani. Okey. Şu ışık tam sana, senin ortağında değil mi bu? Evet. Şey. Samarim şu an. Ailem bir 95 olduğu için. Ne? Ailem çok uzun ya, benim kadar ailem. Bu influencer ailem var ya. Oha. Bayağı aile. Burada bayağı iyi görünüyorsun. Tamam. Nasıl bir mimik yapmam lazım? Mutsuzsun. Ya da şey işte yani başla, before başlangıçta gibi. Bir sürü alacağım zaten, bunların içten çeşitli. Şu an kayıtta mıyız? Kayıttayız, aldım. Gülebilirsin, bir sürü yap, aynen. Aç saçlarını oyna. Süper, bir sağa sola bir. Bir bana transition yapmam için belki yapabilirsen, bir kafanı şöyle bir çevirirsen. Ha. Süper. Arkadaşlar makine şalarına bakın. Thank you.
I'll grow old. Can't have my soul, let my heart turn stone. Guess I gotta say it twice, it ain't my fault. Every little thing got a price, that's what I thought. That's what they taught. Yeah, I'ma take my chance till I drop. Mm-hmm. You know this ain't the time for the two of us. I ain't got space to be thinking about growing older. Dumb my thinking, me and you. It's over, it was a rainbow, but was sinking, lost my hue. I might come running back, when our hearts get back on track. When the stars line up, that's that. I've been attached, just looking out. We moved so fast, was moving south. Through my secret sauce, move in and out. Miss how you gloss that pretty mouth. You know this ain't time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. Close that. Love it when you toss it back. Love it when you talk back. Girl, you get me off track. So off white track soon. Just so I can floss, yeah. With my new bitty, she ain't let my soft yet. Could've been you. Still feeling on my ditty, but you lost that. You had real privileges for this. All snaps. Now you getting time out. Cause you hit it where my heart's at. Got me going deeper than Amari when that ball snap. Heard you sold your soul on Macari. Got you call lacking. Now I'm next though. At the party while you jaw jacking. Evet, şimdi çıktık geldik. Kahve içiyoruz. You know it's a shot in the rarest and the raw fashion. I'm still trying to figure how this all happened, huh? You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. You know this ain't the time for the two of us. Ooh, I ain't got space to be thinking about you. You know this ain't time for the two of us. Ooh, I ain't got space. Evet arkadaşlar, yeni bir günden şimdi dudağıma geldik. Dudak şey kontrol yapacağız. Biraz ekleme yapacağız önceden kalan. Nişantaşı'ndayız. Hava çok sıcak. Dünle alakası yok. Ne kadar ıslandığınızı çektin mi ben? Ben bir video çektim. Bundan çektin mi? Hayır. Telefondan. Dün donumuza kadar ıslandık. Ceren'in ayakkabıları ıslak hala. Terliğini giydi 40 numara. Şimdi geldik. Bircan Şentürk'ü. İslemi çekerim zaten. Merhaba. Tanışmışız. Merhaba. Evet, hatırladım. Aynı tablo olmuş. Bizim güzel çıkıyor. Hmm. Çilli çilli. Güzel bir fit check. Ayağımda Jordan. Short, üst, gözlük. Evet, bundan bize bir lazım. Neyse, birazdan başlasın.
Evet, şimdi önceki seansından kalan dolguyu ekledik. Şöyle yanlara birazcık koyduk. Daha güzel, belirgin oldu. Kalıcı oluyor böyle yavaş yavaş ilerleyince. Öyle yani, çok güzel oldu şimdi. Değil mi? Tak verin. Yani şey böyle, kamerize dönmeyin değil mi? Şöyle bir el sallayabiliriz. Bir evet. Canım burada. Dolgumuzu tamamladık. Evet, çok güzel oldu. Herkese günaydın arkadaşlar. Vallahi pek konuşamadım kamerayla. Çünkü anları çekiyordum ufak ufak. Hep insanlar vardı yanımda. O yüzden rahat rahat konuşamıyorduk. Günaydın, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Dün dolgudan geldim. Hemen dudak kalemiyle büyüttüm iyice. Daha şu an daha bir şiş ve oturaklı hissediyorum dudaklarımı. Neyse, şimdi dişçiye gidiyoruz. Dişçilerden çekeyim de. Sağ alttaki 20'liğim bayağı çıktı ve ağrıyor. Ben de dedim ki aynı şeyleri baştan yaşayamam. O yüzden bir baktırayım hemen ağrı fazlalaşmadan. Çekilebiliyorsa çekilsin. Evet, böyle bir durum yani. Bir de gece planımı yeniletmem lazım. Ölçüleri değişti birazcık. Kot giyindim. Çıkacağız. Kahvaltı da ederiz herhalde dışarıda. Her şeyi çekmeye çalışacağım tabii ki. Saç benim bayağı bir yüzümü renksiz gösteriyor ya. Şu an öcü gibi görünüyorum. Dudaktan sonra hafif bir morardım. Bayağıdır morarmıyordum. Bugün morardım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Hava yağmurlu ve hafif esiyor. Evdeyken muazzam, evet. Ve sıcak olmaması çok güzel. Ama yazın bitmesini istemiyorum. Çok hızlı geçti ve tekrar aynı soğuklara hazır değilim, aynı üşümelere. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım arada böyle yağıp gider ve Ekim-Kasım'a kadar havalar sıcak kalır. Çünkü oldu bu, böyle günler yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü çok soğuk bir kış geçirdik. Gerçekten hayatımın en soğuk kışını geçirdim ve çok kötü bir şekilde geçirdim. Dükkanımda o soğukta geçirdim. Evimde değildim yani. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Şoktan gül böreği aldık buzluk kısmına. Onu kesinlikle deneyin. Bizde air fryer var. Onu da pişiriyoruz. Fırında veya tavada da oluyordu mutlaka. Ama o kadar lezzetli ki. O kadar güzel ki, anne gül böreği gibi böyle çok güzeldi. Şimdi ondan tekrar yapıyoruz. Ve evimizde birkaç değişiklik var. Gördünüz mü bilmem ama. Yastıkları düzelteyim. Bahçemizi geri yaptık. Yere de minder koydum. Yastıkları buraya getirdim. Tadam. Ay çok güzel esiyor aşkım. Sweatshirt falan giydim, hayırdır ya. Şımardım hava soğuyunca. Bu havaları seviyorum, bu esintili ama yağmursuz. Aşkım. Esiyor falan. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Nasıl durumlar? Buharlaşıyorsun lan. Olmayacak gibi ha. Şunu da yapıyoruz biz. Daha hızlı pişmiş. Böyle. Çöpe attık galiba paketini ama şokta var. Alabilirsiniz. Bayağı güzel bir şey. Şimdi kahve yapacağım. Dudağım şey gibi görünüyor şu an. Zombi filmlerinde zombiye dönüşme anı. Tamam. Az önce çok güzel bir plan yaptım ve yağmur yağdı ve planım iptal oldu. Şimdi kahve yapalım.
espresso makinesi kullanıyorum. Bundan önce veya annemin evinde çekirdek bir kahve kullanıyorum. Çünkü onlardaki espresso makinesi tadı iğrenç. Bu arada da göstermedim ama benim İngiltere'de dil okulunda tanıştığım bir arkadaşım vardı, Aziz diye. Neyse, İstanbul'a geldi geçtiğimiz günlerde ve onunla görüştük. Ve bana kendi çiftliklerinden hurma getirmiş. Bir sürü babası hurma çiftliği varmış. Onlar satıyormuş. Çok teşekkür ederim. Arabistan'da yaşıyorlar. Yani tam memleketinden güzel bir hurma kaptım ama çok şerbetli görünüyor. Gördüğünüz gibi böyle yani biraz midem bulandı. O yüzden daha yemedim ama Deniz yedi ve çok beğendi, değil mi? Yani evet, çok güzel de hurma yani. Hala ben şunlardan kullanıyorum. Aşkım, bunun markası ne kahvelerin? Carrefour'da. En uygunu orada. Metroda da var ama onlar çok pahalı. Bunlardan kullanıyorum. Hadi kahvemi yapıp geliyorum. Günaydın. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Bugün evdeyiz. Şimdi sabah rutinimi yaptım yani. Dişimi fırçaladım. Kahvaltımı da ettim. Ay, bu ara hiç motivasyonum yok arkadaşlar. Sizde durumlar nasıl? Yani spor yapmak istiyorum ama asla gücüm yok. Bakın, buraya getirdim. Buraya kadar getirdim. Sırtımda bilek ağırlığımı taşıdım ve hala o yapma hissiyatı gelmiyor. Hava çok güzel, böyle esiyor yani. Sıcak değil. Sıcak diye spor yapmıyordum. Terden ölürüm diye. Şimdi o da değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Şurada bir mükemmelliyet abidesi duruyor. Yatağını özlemiş bu kız. Ben gördüm, çıkardım. Yat, yap kızım, gel. Aferin, yat. Yani anlayacağınız, hiçbir spor yapasım yok ama çok ihtiyacım var. Hiç yapmıyorum bu aralar. Yani o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Şu an başlamak istiyorum ama istemiyorum da. Sanırım özel derse başlamak gerekiyor. Bir şeye böyle para verip para verince bence anlıyorsun. O yüzden böyle bir yürüyüş falan yapsam çok iyi olacaktı işte. Çok zor, yapamıyorum. Öyle, şu an tek sorunum o. Şimdi birazcık esneyeceğim. O kadar. Evet, biz şimdi... Dur, ben çıkmıyorum aşkım. Ne yapayım, küçüğüm aşkım, ben. Aşkım, ben çıkmıyorum. Biz şimdi bir kutlama yemeğine gidiyoruz ama... Ne kutlaması... Aşkım çok ayıp. Enseni çekiyorum. Şimdi kutlama yemeğine gidiyoruz. Sadece kimsinin haberi var neyi kutladığımızdan. Çok yakında öğreneceksiniz zaten. Dudam bayağı kahverengi olmuş, fark etmedim ama. Açlık. Ve kış geldi. Vereceğim. Kış evet, geldi cidden. Soğuk. Bayağı soğuk. Kombine bakın. Kalın ceket giydim yani. Hadi gelin. Selam herkese. Yeni bir günden. Dün kutlama yemeği diye çıktığım yerde bir şey çekmedim, fark ettim ama sebebini açıklayacağız çok yakında. Bugün böyle bir evi temizledik, toparladık. Çok iyi oldu. Şimdi kitap okuyacağım. Bugün ne yapacağız bilmiyorum. Yarından itibaren yeni bir vlog geçiş yapacağım. Çünkü bu haftam o kadar hareketli ki
Bayağı güzel olacak yani. Bayağı böyle davetlerin başladığı, düğününe gideceğim bir hafta ve yine dişim çekilecek cumartesi günü. Kötü halde değilim ama çıktı, çekilecek yani daha beter hale gelmeden. Bu hafta bu şekilde güzel, eğlenceli olacak. Bugün de işte ev sakin bir gün olarak ayırdım kendime. Aşkım, bir şey söylemek ister misin? Ben biliyorum, kimle konuşuyorsun? Kamera. Bugün bir şey yapacağız mı? Foya foya doyamıyorsun. Saat kaç? Foya toya toya başladı. Doya doya moda. Deli gibi izliyorum. Sizin favoriniz kim? Bizim... Senin Hülya değil mi? Aşkım elleme, uyuyacak. Ama uykusu var. Hülya mıydı, sarışın olan? Hülya ve Aleyna, siz hangi grubu tutuyorsunuz? Ben favorim yok ama Zeynep iyi giyiniyor. Ama Aleyna değil Zeynep. Ama Zeynep'in huyu biraz gıcık. Çok böyle. Benim dün tam bu anaları dediğim Zeynep. Evet, kot kombin yapan, aynen. Zeynep iyi giyiniyor. Ama favorim Yasemin tabii ki jürilerde. Çok seviyorum. Evet, şimdi biraz kitap okuyup şöyle şekere karşı işimizin başındayız. Ay, evi de çok güzel oldu. Ev turu çekmek isterim ama yani öyle bir şey yok. Bu arada yakında evi yenileyeceğim. Birkaç bir şey alacağım. Onları da çekeceğim. Böyle bir ikili var. Kalabalık mı ya? Bilmiyorum. Şu yastıkları geri götüreceğim galiba. Burası çok boş kaldı. Şimdi bir de sonra bisiklet atacağım. Bugün evdeyiz sanırım. Çıkar bir de. Bir şey çekilir mi? Gezmeyin. AVM. Ne yapacağız? Mağaza. Okula dönüş. İkimizin de okulu bitti. Deniz de yaz okulunu verdi. Mutluyuz. Öyle şimdi kitap okumacağım.